TRT ekranlarına yayınlanan Sohbet Arası programımıza hoş geldiniz. Ben Funda Değirmenci. Bu haftaki konuğum sağlıklı atıştırmalık üreticisi, rafine şeker düşmanı bir anne, beslenme hemşiresi ve aynı zamanda Mutfak Beres markası kurucusu sevgili Derya Günen de bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Funda Hanım. Sizi tanımayan izleyicilerimiz için birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. İsmim Derya Günen'di. 34 yaşındayım. Hemşirelik bölümü mezunuyum. Yaklaşık 6,5 yıl kadar beslenme eğitim hemşireliği yaptım özel bir firmada. Daha sonrasında evlilik yaptım. Evliliğimden 6 yaşında bir kızım var. Kızımın sağlıklı beslenmesine kendini adamış bir anne olarak kendimi tanıtabilirim. Daha sonrasında kızıma ek gıdaya geçtikten sonra nasıl doğal besleyebilirim, nasıl daha sağlıklı besleyebilirim diye arayış içerisine girmiştim. Eğitim hemşireliğini bıraktım. Kendi markamı oluşturdum 4 yıl önce, Mutfak Perest markası. Şu anda da Mutfak Perest kurucusu olarak sağlıklı atıştırmalıklar üretiyorum. Çok güzel, ben de ilgiyle takip ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Öncelikle rafine şeker düşmanı bir anne olarak yazıyor biyografinizi. Rafine şeker nedir? Ondan bahsedelim isterseniz biraz. Rafine şeker herkesin bildiği gibi aslında beyaz toz şeker. Şeker kamışının işlenmiş hali diyebiliriz. Ama içine koruyucu maddelerin koyulması sonrasında raflara koyuluyor. Rafine şeker. Rafine olması demek işlenmesi anlamına geliyor ve aslında raf ömrünü uzatmak için içerisinde koruyucu maddeler oluyor maalesef. Bu da bizim vücudumuzdaki sağlıklı mineral ve vitaminlerin rafine şeker baskılıyor. Emilimini baskılıyor ve bizim sindir bağışıklık sistemimiz baskılanmış oluyor. Yani rafine şekeri çok yoğun tüketen kişi ya da kişilerde bağışıklık sistemi baskılandığı için çok çabuk rahatsızlanabiliyorlar, çok çabuk hastalanabiliyorlar. Aynı zamanda rafine şeker kalp sağlığımız içinde çok zararlı. Çocuklar için de zararlı. Çocuklar içerisinde de çok zararlı, yetişkinler için de. Aslında herkes için çok zararlı. Peki siz rafine şeker yerine tariflerinizde neler kullanıyorsunuz? Ben rafine şeker yerine aslında şöyle rafine edilmemiş ya da doğal meyve özleri kullanıyorum. Hurma özü, elma suyu konsantresi, keçi boynuzu özü, pekmez. Ama pekmezde de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çok önemli aslında. Soğuk sıkım olması gerekiyor. Soğuk sıkım üzüm pekmezi, soğuk sıkım keçi boynuzu özü. Mesela denizde de çok fazla çal tarafında ulaşılabilir, evet, değil mi? O evet, üzüm ama pekmezde. Mesela bunları alırken evet, pekmez, yani pekmez aslında çok faydalı ama ürünlerde kullandığımızda, kek ya da kurabiye gibi ürünlerde kullandığımızda belli bir ısının üstünde kanserojen oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Bu şekilde tüketmek zararlı. Peki beslenme hemşiresi olarak yazıyor bir de diğer madde olarak. Beslenme hemşiresi kimdir, neler yapar? Birazcık kısaca ondan bahseder misiniz? Ben yaklaşık 6 yıl kadar özel bir firmada eğitim hemşireliği yaptım. Ağız yoluyla beslenemeyen hastaların burun yoluyla ya da karnından PEK ya da NG deriz tıbbi terim olarak söylemem gerekirse. Beslenme solüsyonu, halk arasında mama olarak bilinir. Bunlarla hastaların beslenmesi doktora tarafından reçet edilir. Bizler eğitim hemşireleri olarak hastaların evine gideriz. Günlük alması gereken kalori miktarı hesaplanır. Nasıl vermesi gerekiyor hasta yakınları bu ürünleri? Ne kadar saatte vermeleri gerekiyor? İşte beslenme solüsyonunun arkasından ne kadar su vermeleri gerekiyor? İlaçlarını nasıl vermeleri gerekiyor? Bunların takibini yapıyordum. Yaşamsal fonksiyonları, takip ediyordum. Aynı zamanda şöyle de oluyordu. İşte PEG ya da NG mesela oral alımı olmuyordu hastalarımızın. Beslenme solüsyonlarını kullandıktan sonra yutkunması geri gelen hastalarımız oluyordu. Aslında bu benim mesleğimde çok güzel bir doyum. Hani bundan da bahsetmek isterim. Sonrasında hastamız ağzından almaya başladıktan sonra, beslenmeye başladıktan sonra nasıl beslenmeli? Hani aslında bu benim görevim değil ama ben kendim beslenme, sağlıklı beslenme sevdalısı bir insan olduğum için nasıl beslenmemiz gerekiyor, protein nasıl almamız gerekiyor, gün içerisinde ne kadar protein, ne kadar karbonhidrat tüketmemiz gerekiyor gibi bunlara da mutlaka değiniyordum hastaların evine gittiğimde, eğitim verdiğimde. Çok güzel. Çünkü ben çok seviyorum, sağlıklı beslenmeyi çok seviyorum.
Peki ne ifade ediyor sizin için sağlıklı beslenme? Sağlıklı beslenme benim için aslında sağlıklı olmak, enerjik olmak. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Çok enerjik bir insanımdır. Çok hızlı hareket ederim normal hayatımda da. Kızım da öyle. Şimdi 6 yaşında kızım var. Çok hızlı hareket ederim. Sağlıklı beslenmek benim için sağlık demek. Gerçekten ve uzun yaşam demek. Kaliteli yaşam demek. Geleceğimize bir yatırım. Geleceğimize bir yatırım, iç organlarımıza bir yatırım, cildimize bir yatırım demek aslında. Çok güzel. Peki sayfanızda sağlıklı atıştırmaları paylaşıyorsunuz. Evet. Mutfak perest olma hikayenizi bizimle de paylaşır mısınız? Az önce bahsettiğim gibi 6 yaşında kızım var. 1 yaşında işte 8 aydan sonra tam anlamıyla 1 yaşında ek gıdaya geçtikten sonra ben tarif arayışına girdim. Ürün arayışına girdim. Kızıma ne yedirebilirim? Nasıl sağlıklı ürünler yedirebilirim? İşte rafine şeker içermeyen neler yedirebilirim? Piyasaya baktığımda, işte market raflarına baktığımda hep hazır gıdalar. Aslında doğal deniliyor. Ben burada şunu bahsetmek istiyorum. İçerisinde her rafine şeker olmayan ürün sağlıklı ürün demek değil aslında. Etiket okumayı, içerik okumayı öğrenmemiz gerekiyor. Bakıyorum kızıma bebek bisküvisi almaya gidiyorum. Rafine şeker içermez yazıyor. Arkasında %15 oranında şeker içermektedir yazıyor. Yani o kadar tehlikeli ki aslında. Sonra zaten ben kendim dışarıdan çok fazla gıda almayı seven bir insan değilim. Hep kendim yaptım. Yaklaşık 10-11 yaşındayken mutfağa girmeye başladım. Tarif arayışına girdim. Gittiğimiz misafirliklerde ya da davetlerde çok beğendiğim bir şeyin tarifini mutlaka gider ev sahibinden isterdim. Ertesi günü ya da en mümkün olan zamanda gelip denerdim. Çok seviyorum. Mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Daha sonrasında baktım hani doğal içerikli ürünlere ulaşmak çok zor. Bunları ben kendim yapabilirim dedim. Ben kendi kızıma bebek bisküvisini kendim yapayım dedim. İşte çubuk kreker vermeyeyim, çubuk kreker yerine ne yapabilirim dedim. Bu şekilde kızıma yaptığım ürünler aslında biraz mutfak perestin altyapısını oluşturmaya başladı. Sonra nasıl kurdunuz peki markanızı? Sonrasında şöyle, aslında hiç benim marka kurma ya da bu ürünleri satma gibi bir düşüncem yoktu. Arkadaş çevremden işte biz bunlara ulaşamıyoruz. Mesela Funda'nın ben labne yapıyorum. Ev yapımı labne yapıyorum. Ev yapımı kefir yapıyorum. Bu aslında çok kıymetli. Çalışan anneler için çok kıymetli. Neden? Çünkü buna ulaşacak vakit yok ya da yapabilecek vakitleri yok. Doğala ulaşmak şu an çok zor biliyorsunuz. Arkadaşlarım isteğiyle. Bize de yapar mısın Deryacığım? Ben yapıyorum, götürüyorum ama çok hani satmak istemiyorum, hediye ediyorum. Sonrasında hani bu iş böyle olmaz bak gerçekten. Sen bunu yapmalısın diye onlar çok desteklediler. İlk ne zaman açtınız sayfanızı? 23 Nisan 2019'da. 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. Nereden nereye geldiniz? Mesela ilk başlangıç seviyeniz nasıldı? Evet, şöyle. Ben home office çalışıyorum. Evimden yapıyorum sağlıklı atıştırmalıkları ama aynı zamanda biz eşimle 2017 yılında ilk evlendiğimiz zaman bir bahçe satın aldık. Kızılyer, Honaz Kızılyer Belediyesi'nden. Hep amacımız şuydu. İleride bir çocuğumuz olduğunda doğal olsun. Hep hayalimdi biliyor musunuz Funda Hanım? Tavukların altından kızım gitsin yumurtayı alsın, onların yemini versin, onları beslesin. Bu hayalimi gerçekleştirdim, fazlasıyla gerçekleştirdim. Çünkü kızım doğayı çok seviyor, hayvanları çok seviyor. Orayı büyüttük. İlk aldığımız zaman hiçbir tane bile ağaç yoktu. Şimdi, neler diktiniz? Hangi ağaçları? Meyve ağacımız var. Kendiniz oradan toplayıp da kullanıyorsunuz. Evet, vişne, kayısı, şeftali, ceviz, zeytin ağaçlarımız var. Mesela kendi ürünlerimde kullandığım zeytinyağını ben kendi bahçemden zeytin yağı olarak çıkartıyorum. Oradaki meyveler, sebzeler benim ham maddelerim oluyor. Bu benim için çok kıymetli. Benim aslında müşterilerim için de çok kıymetli. Çünkü biz doğal tarım yapıyoruz. Doğal tarım yoluyla yetiştiriyoruz. Onun toplanması bile çok önemli değil mi? Tabii ki hani de bakımı, toplanması. pH'lerinin bozulmaması. Evet. Ondan sonra taşınma koşulları, saklama koşulları mutlaka siz kesinlikle uzman olduğu için onları biliyorsun. Yani dışarıdan aldığımız zeytinyağların hepsi kesinlikle aslında sağlıklı değil. Kesinlikle. Sonrasında ben büyük çaplı ürünlerimi, işte salça yapıyorum. Sağlıklı atıştırmalıkların yanında aynı zamanda yöresel ürünlerim de var. Evet, ben de onu soracağım. Salça. Ürünleriniz nelerdir? Birazcık onlardan bahsederim tabii ki de. Yani sizi çekmeyeceğim. Şimdi şöyle,
dediğim gibi kızıma hani ben aparatif olarak, kurtarıcı olarak ne yapabilirim? İlk benim çıkış ürünüm labnedir. Daha sonrasında bebek bisküvisi, nohutunlu kreker. Mesela birçok kişi duymamıştır. Nohutundan ben kreker yapıyorum. Parmesanlı nohutunlu kreker. Kırmızı mercimekten cips yapıyorum. Çok ünlü bir markanın zararlı bir cips vardır. Evet. Turuncu renkli, evet, bol baharatlı. Onun sağlıklı versiyonunu yapıyorum Funda Hanım. Çok güzel. Kurabiyeler yapıyorum. Kurabiyelerimde yine rafine şeker kullanmıyorum. Elma suyu konsantresi, keçi boynuzu özü kullanıyorum. Hı-hı. En çok sevilen kurabiyelerimden bahsetmek isterim size. Hı-hı. Tarçınlı zencefilli kurabiye, kavala kurabiyesi gibi. Her sene mesela yeni tarifler mi ekliyorsunuz, tabii, yoksa sahip olduğunuz tarifleri geliştirme yönünde mi ilerliyorsunuz? Şöyle, aslında insanlar yeniliği seviyor. Evet. Yani bizler de öyle. Evimizde aldığımız ürünler zaman zaman değişiyor. Değişik tatlar. Ben şöyle yapıyorum Funda Hanım. İşte yaptım oldu, hadi bakalım demiyorum. Size tattırıyorum, çevreme tattırıyorum. Daha sonrasında satışa sunduktan sonra kişilerden ya şu da olabilir miydi, bu da konulabilir miydi? Ya da böyle bir ürün yapıyor musun? Çok meraklıyım. Yeni ürün üretmeye inanılmaz derecede meraklıyım. Talebe göre yapıyorum. Ve sürekli arka planımda neler geliştirebilirim? Neyin yerine ne kullanabilirim? Hani neyin zararlısını sağlıklı olarak yapabilirim diye. Sağlıklı atıştırmalıklarım acaba? Evet. Kadar çok zararlı var. Sağlıklı atıştırmalıklarımın yanında yöresel ürünlerim de var. Dediğim gibi kendi bahçemizde yapıyorum. İşte kendi bahçemdeki nardanlar ekşisi yapıyorum. Domates, biberimden tek salça yapıyorum. Tek başına yapıyorsunuz hepsini, yoksa yardımcı olarak? Ailem inanılmaz destek. Annem, eşim, babam. Meşakkatli çünkü o saydıklarımız. Evet, çok meşakkatli. Ve bunlar için uygun bir ortam olması gerekiyor, evet, aslında. Yani mesela i̇şte, onu kaynatacak odun ateşleri, aynen, kazandır. Böyle bir imkanımız var. Var, onlar var. Bunları da orada yapıyorum. Harika. Destekçileriniz de var. Kesinlikle. Peki kızınız 6 yaşında şu an. Kızım 6 yaşında. En çok hangi tarifinizi seviyor? Kızım şöyle, aslında ben buradan annelere de biraz hani bu süreci anlattım ama biraz bahsetmek istiyorum. Hani benim şu an kızım evet rafine şeker tüketiyor. Maalesef tüketmek zorunda kalıyor. Çünkü okula gidiyor. Okulda ben hani buna çok fazla bir süreden sonra rahat bıraktım. Müdahale edemiyorum. 4 yaşına kadar kızım rafine şekersiz beslendi. Kendi yaptığım ürünleri hep ona sundum. Şu anda kızımda şöyle bir şey var Funda Hanım. Anne, ben bunu merak ediyorum. Yapabilir miyiz birlikte? Al demiyor. İşte bir market, büyük bir markete gittiğimizde kızım asla abur cubur reyonuna yönelmez. Çünkü bilmiyor. Çünkü ben kendim ona elimle hiçbir zaman zararlı ürünleri vermedim. Aslında bu konuda benim çevrem de bana çok destek oldu. Hani işte çocukları kandırmak için ya da şeker daha çok verilen, beni sevsin verilen diye işte şeker verilir, çikolata verilir ya. Benim çevremdeki kişiler, ben hani bu konuda çok çok hassas olduğum için çok saygı duyuldular. Hani bu yönden de çok şanslıyım. Gelirlerken evimize kuru kayısı, hurma, cennet elması kurusu getirdiler. Benim kızım şimdi birisi ona çikolata verdiğinde hani almaz. Bana bakar, anne alabilir miyim der. Bu benim için çok kıymetli. Hatta küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum sizinle. Geçen gün parka gittiler, annem götürmüştü. Orada annelerden bir tanesi paketli bir bisküvi uzatmış kızıma. Kızım almamış. Ben hani paketli ürün tüketmiyorum, bilmiyorum içinde ne olduğunu. Ben annemin yaptığı ürünlerden başka bir şey yemem demiş. Bu benim için inanılmaz duyum noktası. Gerçekten. Parktakiler eminim şok olmuştur. Bu anne kim? İdeal anne. Böyle bir anne var mıymış? Gerçekten öyle. Yani hani bir süreden sonra kendimizi rahat bırakmamız gerekiyor. Harika. Benim kızım da uyumlu bir çocuk aslında. Ben de bundan dolayı şanslıyım ama hani annelere de bunu söylemek istiyorum. Kendimiz evde bir süreden sonra yapacağız. Yapacağız ama ev yapımı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çocukları yetiştiren biziz. O eğitim verecek olan başlangıç noktası biz anne olarak. Onları da hani ya ne yapalım, çocuk istiyor, dayanamıyorum, alıyorum. Aslında birer kaçış noktası. Kesinlikle. Değil mi o şekerler, çikolata, aslında istesek ev
evde yapabiliriz. Çok kesinlikle. Da zor değil anladığım kadarıyla veya en kolayı sizden sipariş kesinlikle. Verebiliriz. İşte ben burada şu misyonu üstlendim aslında Funda Hanım. Annelerimiz yoğun iş temposunda çalışıyorlar. Bunları yapmaya vakitleri yok ama aynı zamanda da çocuklarını sağlıklı beslemek istiyorlar. Burada bana başvuruyorlar. Evet, ben giriyorum devreye. Çünkü vicdanım bu konuda çok rahat. Neden rahat? Ben evimde masama koymadığım, eşime, anneme, çocuğuma yedirmediğim hiçbir ürünü satmıyorum. Çok başıma gelmiştir. Yaparım ürünü, her zaman olmayabiliyor. İstediğiniz gibi olmayabiliyor. İşte ısısını ayarlayamayabiliyorsunuz. Tabii. Yani her zaman yolunda gitmeyebiliyor işler. Onu atarım. Tekrar baştan yaparım. Yani içime sinmeyen bir şeyi asla sunmuyorum. Çok iyi anlıyorum. Peki en çok rağbet gören sağlıklı atıştırmalıklarınız hangisi? Mesela kurabiyeler mi, işte krekerler mi? En çok rağbet gören, aslında birçoğu rağbet görüyor ama şöyle, mesela fıstık ezmesi yapıyorum. Ama piyasadaki fıstık ezmelerimden farkınız nedir derseniz, fıstığımı kendim alıyorum, yani çiğ bir şekilde kendim alıyorum, kendim kavuruyorum. Haftalık fıstık ezmesini yapıp haftalık sunuyorum. Çünkü baktığınızda raflarda son kullanma tarihine bakarsınız fıstık ezmesinin. En kısa tarihli 6 aydır. Oysa ki ben bu hafta yaptığım fıstık ezmesini haftaya satışa sunmam. Çünkü benim kesinlikle yani üretim prensibim haftalık üretim, hatta günlük üretimdir. Krekerlerim çok tercih ediliyor. Kefir dediniz mesela kefir, çocuklar. Aynen. Meyveli kefir falan. Meyveli kefir yapıyorum mevsiminde hangi meyveler varsa. Onun haricinde ben bir de farklı olarak dana ilikli kemik suyu yapıyorum. Bundan da bahsetmek istiyorum. Kolajen deposu biliyorsunuz ilik suyu çok önemli. Şu anda da hep hazırlara başvuruluyor, rağbet ediliyor. Değil mi Eda Hanım? Hani eczanelerde özel satılan küçük kolajen şişeler var. Benim yaptığım o değil, benim yaptığım yemeklere koyduğumuz var ya, onlardan bahsediyorum. Ama o da yine aynı dediğiniz gibi raflarda var mutlaka. Evet. Ama en başta da bahsettim ya, bir ürün rafa girdiği anda içerisine mutlaka koruyucu raf madde. Ömrünü uzatmak için koruyucu madde giriyor. Ben ne yapıyorum? Kaç saat? 30 saat mum alevi ışığında kocaman bir kazanım var. 20-30 litrelik bir kazan. Onu en düşük ısıda kaynatmıyorum aslında. Yani kolajenin açığa çıkmasını sağlıyorum. Çünkü Isı veriyorsunuz. Evet, kesinlikle. Çok yanlış yapılan bir yanlış var. Kemik iliklerinin düdüklü tencerede çok kısa sürede kaynatılması. Çok yanlış. Neden yanlış? Bunu da hani bahsetmek istedim. Bunun üzerine değinmek istiyorum. Kolajen yüksek ısıda zarar görüyor. Biz kemiğin içerisindeki kolajeni yararlı hale getirmek istiyorsak kesinlikle düşük ısıda kaynatma işlemi yapmamız gerekiyor. 30 saat diyorsunuz. Evet, 30 saat yapıyorum. Zaten sağlıklı bir kolajenin, kaliteli bir kolajenin anlaşılmasının yolu da jölemsi kıvamı. Aynen, kıvamıdır. Benimkisi jöle gibi oluyor. Ben bunu da haftalık yapıyorum. Home office çalışıyorum dedim. Hani nerede ürünlerimi sergiliyorum? Haftalık sipariş alıyorum Funda Hanım. Dükkanım olmadığı için evlere servis yapıyorum. Haftanın belli bir günü benim servis günümdür. Bilirler çevremdekiler. Pazartesiden itibaren siparişlerim... Kapıya teslimat. Aynen. Pazartesiden itibaren siparişlerimi almaya başlarım. Cuma günü de evlere teslim ederim. Bu da çok kıymetli bence. Hani doğalının yanında aynı zamanda evlere de çok teslimatımız değerli. Var. Peki sizi diğer rakiplerinizden farklı yapan detaylar sizce nelerdir? Birçok üründen bahsettiniz. Evet. Bunları yapıyorum farklı olarak dediniz ama mesela diğer şöyle unsurlardan... ben ham maddelerimi çok hassasiyetle seçiyorum. Bence bu beni ayırıyor. Mesela şöyle, kurabiyelerimde %100 tereyağı kullanıyorum. Bu benim için çok kıymetli. Ben zaten margarinin meyesini asla bilmem. Evime de kesinlikle sokmamışımdır şu ana kadar ama piyasada baktığımızda birçok üretilen kurabiyelerin işte ya da pastaların içerisinde mutlaka margarin vardır. Bu konuda vicdanım çok rahat. %100 tereyağı kullanıyorum. Dediğim gibi rafine şekerin yerine sağlıklı meyve özleri kullanıyorum ama bunda da işte soğuk sıkım olmasına dikkat ediyorum. Ya da tarihleri çok önemli. Etiket okuma dediğim gibi çok önemli. Ham maddelerimde
meyve sebzelerimi seçerken kendi doğal tarımla yetiştirdiğim kendi bahçemin ürünlerini kullanıyorum. Eğer kendi bahçemde yoksa belli tedarikçilerim var. Hani nasıl tarım yaptıklarını bildiğim, nasıl ürettiklerini bildiğim tedarikçilerim var. Onlardan tedarik etmeye çalışıyorum. Bence kullandığım ham maddelerin kalitesi de benim ürünlerimin kalitesine yansıyor. Ürettiğim ben onlara bir şey daha eklemek istiyorum. Yani bu işi tutkuyla yapıyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla sağlıklı beslenme tutkunuzla ayrıyeten bunlara bir ek olarak farklı detay diğerlerine ayıran. Peki sizinle birlikte, sizinle aynı sektörde çalışan rakipleriniz olabilir, gençler olabilir. Onlara söyleyeceğiniz şeylerden bahsedelim birazcık isterseniz. Yani tavsiyeniz varsa tabii, tavsiyenizi iletebiliriz veya onlara önerileriniz dışında neler söylemek istersiniz varsa. Ben ilk başta da bahsettim. Hemşirelik okudum. Hemşirelik bölümü mezunuyum. 6,5 yıl kadar hemşirelik yaptım sahada. Çok severek yaptım. Ama işte kızım olduktan sonra ve sürecin ilerlemesinde ben kendimi mutfakta daha mutlu olduğumu gördüm. Ürettiğimde insanların bana teşekkür etmesi ya da bir yeni ek gıdaya geçmiş bir bebeğin boğazından zararlı bir şeyin geçmemesi, bundan dolayı annesinin bana teşekkür etmesi gerçekten benim için çok büyük doyum noktası. Bence herkes mutlu olduğu işi yapmalı. Bu çok önemli. Ya ben hemşireyim deyip hani mesleğimde devam edebilirdim. Evet, daha sonrasında kızım büyüdükten sonra devam edebilirdim ama insanlara doğala ulaşmasını sağlamak, buna vesile olmak ya da şeker girmeyen bir ürünün gerçekten lezzetli olduğunu insanlara gösterebilmek beni çok mutlu etti. Onlara da o şekilde tavsiyede bulunsun. Kesinlikle. Yani sağlık ve mutluluk için. Evet. Çünkü mutlu ediyor beni dediğinizi duydum. Herkes kendi sevdiği teşekkür işi yapsın bence. Evet, çok güzel. Peki bunun dışında son olarak 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Hayallerinizden birazcık bahsedecek olursanız bu sektörde devam ediyor musunuz? Veya daha farklı aslında şöyle, ben besliyorsunuz? Her yıl ya da her ay, her gün bile kendi, hani herkes öyledir. Kendim üzerimize koyarak gidiyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. İşte farklı tarifler bulmaya çalışıyorum ya da farklı ürünler. Her gün farklı bir alternatif çıkıyor karşıma. Ben 10 yıl sonra bahçemi bu formata uygun bir şekilde sunmak istiyorum. Yani artık dışarıdan da misafirlerimin geldiğinde ya da yabancı kişilerin gelip ziyaret edebileceği bahçe ortamında bu işimi bahçe devam ortamında devam ettirmek istiyorum. Belki daha öncesinde de olabilir. Çiftliği belki büyütmek, değil mi? Evet. Bahsetmiştiniz. Evet. Çok güzel, çok güzel hayaller. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik Derya Hanımcığım. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi Funda Hanım. Ben teşekkür ederim. Bu haftaki konuğum rafine şeker düşmanı anne, beslenme hemşiresi, sağlıklı atıştırmalıklar üreten Mutfak Perest markasının kurucusu sevgili Derya Gülen de bizlerle oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Hoşça kalın.